Kardeşim, terör örgütü mensubu bir insanın babasından bahsetmenin ne gereği var? Siz de FETÖ'ye olan düşmanlığınız nedeniyle insanların ailelerini suçluyorsunuz. FETÖ elebaşı istediği için yüz binlerce liralık himmet verdiğini, Fethullah Gülen'in 1972 yılında İzmir Vaizliğinden ayrıldıktan sonra Manisa'ya atanmasını sağlayan kişi Mustafa Türk. Cemal Türk, Adil Öksüz'ü örgüte kazandıran isim ve Adil Öksüz'ün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde mahrem imamlığına kadar yükselmesini ve 15 Temmuz darbe girişimini düzenlemesini sağlayan isimlerden bir tanesi. Herkese merhabalar. Fethullahçı terör örgütünü ve onun kirli yüzünü anlattığımız videolarımıza devam ediyoruz. Bu hafta sizlere kırmızı kategoride yer alan bir teröristten bahsedeceğim. Cemal Türk, 1967 doğumlu Cemal Türk, FETÖ'nün mollalardan sorumlu mollası olarak bilinen bir isim. Burada hemen şunu söylemekte fayda var. Burada molla dediğimizde bir din aliminden bahsetmiyoruz. İlahiyat fakültesini ya da üniversiteyi bitirdikten sonra FETÖ elebaşı tarafından özel yetiştirilen ve örgütün mahrem yapılanması içerisinde görev alan isimlerden bahsediyoruz. 1967 doğumlu Cemal Türk, 1992 yılında yani 25 yaşındayken FETÖ'nün Altunzade'deki ve İzmir'deki yurtlarından sorumlu isim olarak biliniyor. Fethullahçı terör örgütünden ayrılan ve yaptığı açıklamalarla örgütün çözülmesine büyük emek veren Nurettin Veren, Cemal Türk için Adil Öksüz'ün hocasıdır diyor. Burada biraz duralım. Cemal Türk ile Adil Öksüz'ün ilişkisi sadece hocalık talebelik ilişkisi değil, Adil Öksüz'ün kız kardeşiyle evli olan Cemal Türk aynı zamanda onun eniştesi. Ve Fethullahçı terör örgütü içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem imamlığına kadar yükselmiş olan Adil Öksüz'ün arkasındaki en büyük güçlerden biri de Cemal Türk. Peki 1967 doğumlu bir isim 25 yaşından itibaren Fethullahçı terör örgütünde nasıl örgüt yöneticiliği yapar? Bunu anlamak için önce Cemal Türk'ün babasından bahsetmemiz gerekiyor. Burada peşin itirazlardan bir tanesi şu olacaktır. Kardeşim, terör örgütü mensubu bir insanın babasından bahsetmenin ne gereği var? Siz de FETÖ'ye olan düşmanlığınız nedeniyle insanların ailelerini suçluyorsunuz. Diyecek olanlar biraz beklesinler. Çünkü bütün bu itirazların cevabını video sonrasında almış olacaklar. Cemal Türk'ün babası Mustafa Türk, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çok büyük arazileri olan bir toprak ağası. Çok zengin bir ailenin çocuğu ve kendisi de ilkokuldan sonra kendi ifadesiyle 300 baş keçisine bakmak için ilkokulu bırakmış birisi. Peki Mustafa Türk'ü bu videoda neden anlatıyoruz? Mustafa Türk kendi ifadesiyle 1966 yılında FETÖ elebaşı İzmir'e geldiği andan itibaren bütün malını FETÖ elebaşı için harcayan bir isim. Bunu 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde FETÖ'nün geçmişten izler adını verdiği, örgütün ilk dönem kurucularının konuştuğu belgesel serisinde konuk olan Mustafa Türk kendi ağzıyla söylüyor. Biz Yaşar Tunagür'ü dinlemeye gidiyorduk Manisa'dan İzmir'e. Bir sefer gittik, baktık ki Yaşar Tunagür yok. Yanında onun yerine Fethullah Gülen var. Ben de kendisine bir pusula yazarak evime gelmesini istedim ve bütün malımı kendisi için harcayacağımı taahhüt ettim. Mustafa Türk o programda FETÖ elebaşı istediği için yüz binlerce liralık himmet verdiğini, kendi çocuklarını ilkokulu bitirdiği andan itibaren FETÖ elebaşına adadığını, FETÖ elebaşının yanına gönderdiğini söyleyen bir isim. Hocamız okuttu. Öbür 2-3 tanesini de hocamızın talebelerine teslim ettik. Hocamızın talebeleri onları okuttu. Ben hiç karışmadım yani. Çocuklar ne hangi okulda okuyacak, nerede kalacak, nasıl yaşayacak, nasıl gidecek, hiç karışmadım. Bu çocuklardan bir tanesi Cemal Türk ve Cemal Türk babasının kendi ifadesiyle eğitiminden başından sonuna kadar FETÖ elebaşının ve onun yardımcılarının sorumlu olduğu bir isim. Yani çocukluğundan itibaren FETÖ elebaşı tarafından yetiştirilmiş bir isim. Peki Mustafa Türk'ün anlattıkları bununla mı sınırlı? Değil. Mustafa Türk o konuşmada sürekli FETÖ elebaşı tarafından aslında köylü olduğu için nasıl aşağılandığını gösteren hatıralar anlatıyor. Diyor ki ben zaten bir şeyden anlamazdım, beni dolduruşa getirirlerdi. FETÖ elebaşına bir şey söylerdim, o da bana kızardı diye gülerek anlatıyor. Ama o programda enteresan bir şey var.
Fethullah Gülen'in 1972 yılında İzmir valiliğinden ayrıldıktan sonra Manisa'ya atanmasını sağlayan kişi Mustafa Türk. Mustafa Türk o konuşmasında şunu diyor. FETÖ elebaşının 1972 yılında Manisa valisi olarak atanmasının arkasındaki gücün kendisi olduğunu söylüyor. Benim bir lafıma baktı diyor Fethullah Gülen'in Manisa valisi olarak atanması. 1972 Türkiye'sinde Manisa Turgutlu'daki bir adamın bu kadar güce sahip olması biraz tuhaf ve o Mustafa Türk'ün bütün çocukları Fethullahçı terör örgütü içerisinde önemli görevler üstlendiler. Bunlardan bir tanesi şu an kırmızı kategoride aranan Cemal Türk. Cemal Türk, Nurettin Veren'in ifadesiyle 1992 yılından itibaren FETÖ elebaşının bazen İzmir'deki, bazen Altunzade Fen Dershanesi'ndeki özel kampının sorumlusuydu. Biz o kampların aynı zamanda FETÖ'ye dahil edilen kişilerin FETÖ elebaşına sunulduğu yer olduğunu da biliyoruz. Yani bütün bu organizasyondan sorumlu kişi 25 yaşındayken Cemal Türk, Adil Öksüz'ü örgüte kazandıran isim ve Adil Öksüz'ün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde mahrem imamlığa kadar yükselmesini ve 15 Temmuz darbe girişimini düzenlemesini sağlayan isimlerden bir tanesi. Peki Cemal Türk hakkında hiç soruşturma açılmadı mı? Açıldı. 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde iddianamesi verilen FETÖ çatı yapılanması davasında Cemal Türk yargılanan sanıklardan bir tanesi. Hatta gözaltı kararı çıkıyor ve gözaltına alınıyor. Yalnız bir tuhaflık var gözaltında. Cemal Türk yerine ismi Cemal Türk olan Urfa'dan bir kişi gözaltına alınıyor ve gözaltı işlemleri devam ederken aranan Cemal Türk'ün FETÖ'cü Cemal Türk olmadığı, bir isim benzerliği olduğu ortaya çıkıyor. Bu da emniyet ve adliye içerisindeki FETÖ'cülerin kendi yöneticilerini yurt dışına çıkarmak için başvurduğu bir yöntem aslında. Cemal Türk şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde evli olduğu Adil Öksüz'ün kız kardeşiyle birlikte örgütün sözde eğitim kurumlarında ders veren bir isim ve örgütün en önemli mahrem imamlarından bir tanesi olarak biliniyor. Hatta mahrem imamları yetiştiren mahrem imam olarak biliniyor ve Nurettin Veren'in ifadesiyle FETÖ'yü çözebilecek 5 kişiden biri. Cemal Türk ve ailesini anlattığımız videoya Cemal Türk'ün ağabeyiyle devam edelim. Mehmet Türk, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Fransa'ya kaçmak üzereyken Atatürk Havalimanı'nda yakalanan endüstri mühendisi Mehmet Türk. Mehmet Türk yakalandığında bütün FETÖ'cülerin Allah belasını versin, FETÖ'nün de Allah belasını versin, bunlar hain insanlar gibi kameralara açıklamalarda bulundu. Yalnız kendisi FETÖ'nün himmetleri yurt dışına göndermekten sorumlu yöneticisi ve FETÖ elebaşının yeğeniyle evli. İnşallah bu FETÖ terör örgütünün Allah belasını versin, inşallah suçlara. Yani karşımızda FETÖ'de yönetici olan bir ismin gözaltına alındıktan hemen sonra FETÖ'ye beddua ettiğini görüyoruz ki bu FETÖ'cülerin sıklıkla başvurduğu bir durum. Mehmet Türk'ü anlattıktan sonra bu ailenin 3. erkek çocuğundan bahsedelim. İngiltere'ye kaçan, ihraç edilen Profesör Süleyman Türk. Süleyman Türk, FETÖ'nün Konya doktorlar imamı olan bir kişi ve aynı zamanda örgütün yurt dışındaki okullarından sorumlu bir imam. Kendisi 15 Temmuz darbe girişimi başarısız olduktan bir gün sonra yurt dışına kaçtı. İngiltere'de Goldman Sachs'ta çalışan oğlunun yanına gitti. Süleyman Türk, Cemal Türk, Mehmet Türk. 3 kardeş, 3'ü de mahrem imam. Babaları FETÖ'nün finansörlerinden bir tanesi, FETÖ'yü dakikalar boyunca öven, FETÖ'ye yüz binlerce lira verdiğini, 128 dönüm arazisini tahsis ettiğini kabara kabara anlatan bir insan. Süleyman Türk'ün İngiltere'de çalışan oğlu, FETÖ'nün İngiltere'deki bankasının yöneticilerinden bir tanesi oldu. Burada bir duralım, çok fazla isimden bahsettik, kısaca özetleyelim. Kırmızı kategoride aranan bir terörist Cemal Türk. Cemal Türk'ün görevi FETÖ'nün mahrem imamlarını yetiştiren mahrem imamlığı. Cemal Türk'ün bir diğer kardeşi Mehmet Türk, FETÖ'nün Türkiye'de toplanan himmetlerini yurt dışına aktarmakla görevli örgütün finans sorumlusu. Cemal Türk'ün bir diğer kardeşi Süleyman Türk, Fethullahçı terör örgütünün Konya'daki doktorlar imamı, aynı zamanda örgütün yurt dışındaki okullarından sorumlu imam. 3 kardeş, 3'ü de örgüt yöneticisi, babaları örgütün finansörlerinden bir tanesi. Bununla kaldı mı? Kalmadı. FETÖ'nün Konya imamı Süleyman Türk'ün oğlu İngiltere'de FETÖ'nün bankasını kurmak için hazırlanan bir yönetici, bir finans sorumlusu.
Bir diğer oğlu da Bodrum'a gitmek üzereyken yakalanan ve arabasında babasına ait diplomalar çıkan, polis tarafından yakalandıktan sonra babasını arayıp baba ne olur dön, Türkiye'ye teslim ol dediğinde babasının ülkemde bir gün eğer adalet olursa teslim olacağım oğlum, şu an teslim olmam deyip kendisini yüzüstü bırakan başka bir evladı var. Ailenin babası FETÖ finanseri, çocukları FETÖ yöneticileri, çocukların eşleri, FETÖ elebaşının ve FETÖ yöneticilerinin ailesinden seçilme, onların çocukları FETÖ'de finans sorumlusu, FETÖ'ye banka kuracak kadar örgütle hala içli dışlı ve en tepeden en aşağıya kadar Fethullahçı terör örgütüne hizmet için kendilerini feda eden bir aileden bahsediyoruz. Şimdi burada bu ailenin herhangi bir bireyi gözaltına alındığında ortalığı ayağa kaldıranlardan bahsetmek istiyorum kısaca. Bunlardan bir tanesi ailenin babası ve FETÖ'nün finanseri Mustafa Türk Eylül 2016'da gözaltına alındığında CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu başta olmak üzere ortalığı ayağa kaldırdılar. Yaşlı bir adam gözaltına alınmıştı, hasta bir adamdı, FETÖ ile hiçbir alakası yoktu, Türkiye intikam almaya çalışıyordu, bu insan haklarına aykırıydı. Ama o adam 2 sene önce yani 79 yaşında televizyona çıkıp bağıra bağıra FETÖ ile başını övdüğünü unuttular. FETÖ'ye nasıl hizmet ettiğini unuttular ve kendi çocuklarını FETÖ'ye nasıl verdiğini, ilkokulu bitirdikten sonra nasıl FETÖ'ye teslim ettiğini anlattığını unuttular. Bu adam bir FETÖ finansörüydü ama sosyal medyadaki yorumlara bakarsanız yaşlı bir adam sırf oğlundan ötürü Türkiye tarafından yakalanmış ve ailesine eziyet ettirerek çocuğu Türkiye'ye getirmeye çalışan zavallı bir adamdı. Ama gerçek bu şekilde değil. Fethullahçı terör örgütünün evlilik ve aile bağlarıyla birbirlerine sıkıca bağlı olduklarını ve bu nedenle çözülmenin oldukça güç olduğunu biliyorduk. Buna bir örnek olarak kırmızı kategoride aranan Cemal Türk ve onun ailesini anlattığımız videomuz burada sona erdi. Fethullahçı terör örgütünün kirli yüzünü, kumpaslarını ve örgütün kara propagandasını anlatmaya devam edeceğiz. Bizi desteklemek için bu videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yeni videolar için bildirimlerinizi açmayı ve bu videoyu sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmayı unutmayın. Desteğiniz için teşekkürler.